Evet, Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran'la konuşacağız. Ali Onaran, merhabalar. Evet, Ali, bugün bağlantılarımızda bir şey var Merhabalar bizim. Neşem. Peki Ali Bey, umuyorum Ben yapabileceğiz. sizi şu anda duyuyorum. Tamam, harika. Şimdi neden Gürcistan? Ne yapıyor yani Gürcistanlılar? Niye şimdi keşfetti Türkiye'yi? Gürcistanlı turistlerin tercihleri nasıl? Ve Evet. çare olurlar mı bizim turizm sıkıntımıza? Tabii şimdi Gürcistan bizim komşumuz ve komşularımız gittikçe daha fazla önem kazanıyor. Bu kesin. Bir defa her şeyden önce komşularımıza kendimizi çok daha rahat anlatıyoruz. Özellikle bu zor günlerimizde. Onun için onların gelmesi veyahut da onların bu günlerde diğer ülkelerin turistleri gibi kesilmemesi daha önemli. Çünkü örneğin bir Japon çok daha kolay kesiliyor. Çünkü siz derdinizi Japonya'da daha zor anlatıyorsunuz. Bir Çin aynen. Bir uzak ülkenin Türkiye'yi anlaması biraz daha zor oluyor. Bu da çok doğal. Onun için komşularımıza daha fazla önem vermemiz gerektiğini artık yavaş yavaş anlıyoruz. Tabii ne kadar çare olur? Bunlar çok hızlı değil. Çünkü Gürcistan'dan gelen turist sayısı artık 2 milyona yaklaşmaya başladı. Bunlar çok güzel rakamlar. Ama biz işte 5 milyon Almanya'dan turist getiriyorduk. 4 milyon Rusya'dan getiriyorduk. Onun için sadece bir Gürcistan'ın %20, %30 artması dahi hani dediğim gibi diğer tarafları sadece kapatmaya yeterli olduğunu söylemek biraz aldatıcı olur. Peki Gürcistan turisti yetmez. Ukraynalı turistlerin aynı şekilde ilgisi var diyorsunuz. Ama Ukrayna nüfusu da tabii yani Kesinlikle. Rusya ile Almanya ile herhalde onu da kabil kıyas edemeyiz. Turizmin kurtuluşu nerede o zaman Ali Bey? Şimdi şöyle diyelim, toplam gelen turist sayısının yarısı Avrupa Birliği ülkesinden geliyor. Bizim 20 milyon üzerinde turist geliyor Avrupa Birliği'nden. Şimdi biz bir anda eğer Avrupa Birliği'ni kesiyoruz ve işte Ukrayna'ya, Gürcistan'a ve diğer tarafımızı doğuya dönüyoruz dersek bu bir anda çare olması imkansız. Onun için bizim Avrupa'yı da unutmamamız gerekiyor. Avrupa'yı bir şekilde tekrar kazanmamız gerekiyor. Onun için çalışmamız gerekiyor. Kasım ayında işte bazı taraflar çok arttı diyoruz ama unutmayalım. Mesela %30'un üzerinde olan turist kaybı Kasım'da %20 küsurlarda. Ama turist Kasım'daki turistlen Ağustos'taki turist aynı değildir. Daha fazla iş için gelen vardır. Daha fazla hafta sonu komşu ülkelerden gelen artar. Onun için biraz tabloyu, rakamları da iyi okumamız gerekir diye düşünüyorum. Yani halen daha sorunlarımız tam bitmedi turizmle ilgili. Ama güzel gelişmeler olabilir. Yeter ki ülkemizde huzur olsun. Ben 2017'den ümitliyim. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir defa her şeyden önce biz zaten turizmciler kültürleri birleştiriyoruz. Onun için de her zaman umudumuz olması gerekiyor. Aynen öyle. Peki. Ali Onaran, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol.